Kıymetli takipçilerimiz, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayında canlı yayınlarımız da devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Şube Başkanı Murat Şahin. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bahtiyar Bey, hoş bulduk. Öncelikle güzel bir yayın diliyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Öncelikle bütün bizi izleyen vatandaşlarımıza da hayırlı Ramazanlar dileyerek başlayalım. Bahtiyar Bay, sizin vesilenizle, Post Gazetesi'nin vesilesiyle bütün Müslüman aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bu süreçte özellikle sıkıntılı bir süreçteyiz. Sizler de biliyorsunuz. Sizler basın olarak zaten her şeyi görüyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Bu COVID sürecinde ölenlere rahmet, hastalara acil şifalar diliyorum. Ayrıca dün Bitlis'te gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biraz önce haberini aldığımız Ömer Döngel hocamızı da kaybettik. Ona da Allah Rabbimden rahmet rahmet eylesin. diliyorum. Ona da Rabbimden rahmet diliyorum. Ayrıca bugünün başka bir özelliği daha var. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın 539. Seneyi Ve devriyesini de rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin hepsinin de. Murat Bey, sizler sayesinde her sene İsviçre'de düzenlenen açık hava iftar sofrasından bu sene maalesef koronavirüsü salgını nedeniyle mahrum kaldık. Bu konuda Şimdi bir şey söylemek ister misiniz? bu sene Ramazan'a buruk girdik. Sadece Evet. biz değil, İsviçre'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizin hepsi, özellikle son 5 yıldır bu Ramazan ayındaki yapmış olduğumuz açık hava iftarını bekliyordu. Bu sene de planlamasını yapmıştık. Bu sene havaların soğuk olmasını göz önünde bulundurarak diyedikon şiddet halede yapacaktık. Ama Rabbim nasip etmedi. Bunun burukluğunu UID İsviçre olarak yaşıyoruz. İnşallah bu COVID süreci bir an önce geçer. Seneye İsviçre'de yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize sözümüz olsun. Yine gerçekleştireceğiz. Ama şu anda önemli olan bu COVID sürecini atlatmamız, insanlığın atlatması. Evet, Murat Bey, UİD yani Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin çok uzun bir geçmişi yok İsviçre'de. Ancak 2004 yılında Almanya'da kurulduktan sonra şubeleri bütün Avrupa'ya yayılmaya başladı. İsviçre'ye zannedersem 2012-2013 yıllarında UİD şubesi açıldı. O zamandan beri sizden neredeyse her ay haber yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü o kadar çok faaliyetleriniz var ki biz de sizin hızınıza yetişemez olduk açıkçası. Sizi de durduran bu süreçte galiba koronavirüsü oldu. Bu virüs salgını olmasaydı size durdurak olmayacaktı herhalde. Sizi Şimdi tanımayanlara, sizi bilmeyenlere UİD'nin ne olduğunu, nasıl bir dernek olduğunu, nasıl bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kısaca geçmişten bugüne, bugünden sonrasına bir özetler misiniz? Bahtiyar Bey, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkılarıyla Almanya'da kuruldu. Ve yaklaşık 22-23 tane Avrupa ülkesinde şubeleşti. Daha sonra da 2012 yılının sonunda İsviçre'de şubesini kurdu. Ben tabii ki kuruluşundan itibaren İsviçre şubesinin içerisindeyim. İlk yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra başkan yardımcılığı, daha sonra da büyüklerimizin takdiriyle ya 2014 yılından beri İsviçre UID Teşkilatı'nın başkanlığını yapmaktayım.
Tabii bundan önceki ismimiz Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'ydi. Yaklaşık bundan 2 yıl önce yine Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Bosna'da yapmış olduğumuz kongremizle artık Avrupa'ya sığmadığımızı ve bütün dünyada olmamız gerektiğini düşünerek UID olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle UID olarak ismimizi değiştirdik ve bu şekilde yola devam ediyoruz. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği yeni ismiyle UID Türkiye ile Avrupa ve dünya arasındaki burada yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarına hükümetimizle köprü görevi görmekte. Ve şunu da söyleyebilirim, şu anda dünyanın en büyük Türk sivil toplum örgütlerinden bir tanesidir. Ve bu noktada da her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Özellikle bu COVID sürecinde sizler de takip ediyorsunuz. UID olarak dünyanın her yerinde, hani siz biraz önce söylediniz ya, sizi takip etmekte güçlük çekiyoruz. Evet. Dünyanın her yerinde biz aktivitelerimize COVID sürecine endekslenerek aktivitelerimizi devam ettiriyoruz. COVID sürecinden önce başka aktivitelerdeydik ama bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Özellikle bu süreçteki sıkıntılı durumları elimizin, gücümüzün, dilimizin yettiği kadar bir yerlere getirmenin çabasındayız. Birçok yaptığımız şey şu anda belki sosyal medyada paylaşılmıyor, paylaşmıyoruz. Özellikle hayır hasanat işlerinin pek fazla paylaşılmasını da ben kendim doğru bulmuyorum. Bu noktada faaliyetlerimiz aslında durmuş değil. Ama bu süreçte teşkilatımızın içerisindeki teşkilat mensuplarının da sağlıklarını düşünerek farklı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Zaten şu anda bildiğiniz gibi 5 kişinin bir araya gelmesi dahi yasak. O yüzden evet, biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. UİD'nin Avrupa genelindeki teşkilatlarında maske dikimi, dağıtımı yapıldı. Birçok erzak tedarik edildi vatandaşlarımız için. Yemek ikramları yapıldı. Bunlara şahit olduk. İsviçre'de ne gibi faaliyetler yaptınız bu koronavirüs süreci içerisinde? Ne gibi çalışmalara katıldınız? En son benim bildiğim yurt dışı Türkler Başkanlığı ile erzak dağıtımı vardı galiba. Yurt dışı Türkler akrabalıklar topluluğu ile beraber erzak evet, dağıtımına başladık. Onun dağıtımına dün başladık. Ama COVID süreci bildiğiniz gibi yaklaşık 2 aylık bir süreç. Biz ilk olarak UID teşkilatı olarak bir acil destek hattı kurduk. Bunu evet, biz İsviçre'de kurduk. Genel merkezimizde Avrupa genelinde kurdu. Herhalde bunu kuran başka bir sivil toplum örgütü yok benim bildiğim kadarıyla. Tabii ki bugüne gelene kadar bu acil çağrı hattımıza yaklaşık 300-350 tane telefon gelmiştir İsviçre'de. Bu 300-350 telefona evet, da bakan benim. Zaten acil destek hattında bulunan telefon numarası bana aittir. Tabii bu süreçte birçok vatandaşımızın sıkıntılarına derman olmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi yurt dışına uçuşlar İsviçre'de biraz daha geç başladı. Yani sınır kapıları evet, biraz daha geç kapatıldı. Bu noktada bizim genel merkezimize ulaşan vatandaşlar özellikle Türk Hava Yolları'nın Almanya'ya ve diğer ülkelere uçuşları kapatmasından sonra İsviçre'ye yönelmeye başladılar. İsviçre'ye yönelince tabii ki bizim telefonlarımız hiç susmadı. Özellikle 100'e yakın vatandaşımız İsviçre'ye geldi. İstanbul'da bulunan, Ankara'da bulunan 100'e yakın vatandaşımız İsviçre'ye geldi. Ve biz bunların İsviçre'den
diğer ülkelere geçişlerinde elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Bu noktada bir çalışmamız oldu. İsviçre'nin kapıları biraz daha geç kapanmasından dolayı. Onun dışında Türkiye'ye gönderilen, özellikle İsviçre'den gönderilen 300'e yakın vatandaşımızın bir kısmının problemlerini büyükelçiliğimize ve konsolosluğumuza taşıyarak birçok vatandaşımız büyükelçiliğimize, konsolosluğumuza ulaşamadığı vakit bizlere ulaşıyordu. Bizler de büyükelçiliğimize, konsolosluğumuza vatandaşımızın sıkıntısını iletiyorduk. Tabii bu noktada büyükelçiliğimize, başkonsolosluğumuza, teşkilatın ve burada yaşayan Türkler adına bu süreçte göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında evet, mağdur olan vatandaşlarımız oldu. Mağdur olan vatandaşlarımız oldu. Özellikle bu vatandaşlarımızın yanında olduk. Gıda yardımında, maddi yardımlarda da bulunduk. Büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuzun bize göndermiş olduğu sıkıntılı vatandaşlarımızın özellikle buraya turist olarak gelip burada bu COVID sürecinde Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlarımızın özellikle kalma yerleri noktasında sıkıntıları olan vardı. Bu sıkıntıları da çözdük. Onun dışında biliyorsunuz ben burada tabii ki bunu gururla söylüyorum. Bunu da ilk defa post aracılığıyla söylüyorum. İsviçre bir dönem bu dezenfekte ilacında sıkıntılar yaşadı. Yani evet, bir dönem yoktu. Her yerde bulunamıyordu. Bizim de ticaretle uğraşmamızdan dolayı o dönem sağ olsun bizim Türk toptancıları bizim meşhur dezenfekte ilacımız olan Eyüp Sabri kolonyalarını getirmiştiler. Ben de o ara tabii ki bu süreçte bu Eyüp Sabri kolonyalarından yaklaşık 1500 adet almıştım. 1500 adet almıştım. Ve bu 1500 adetin bir kısmını özellikle iş yerimin bulunmuş olduğu Şiliren'de yaşlılar evine evet, götürerek yaşlılar evine o sıkıntılı süreçte buyurun bu bizim dezenfekte ilacımız yaşlılar evine götürdük. Yaklaşık 200 şişe Eyüp Sabri kolonyası bugün belki gidenler, gitmek isteyenler görebilir. Şiliren'deki Altırsay'ında bizim Eyüp Sabri'nin kolonyaları mevcuttur. Bu süreçte bunları da değerlendirdik ve tabii ki bu noktada onların da takdirini kazandık. Artık bakıyorum ki iş yerimize gelenler Eyüp Sabri'nin limon kolonyasını soruyor. Onun dışında Bahtiyar Bey, biz tabii ki bu süreç başlar başlamaz yaklaşık bu da herhalde ilk oluyor. Bütün Avrupa genelinde, bütün dünya genelinde UID olarak bunu yaptık. Biz de İsviçre'de evet, yaklaşık 25 tane belediyeye destek mektubu yazdık. Bu süreçte bize ihtiyacınız olduğunda biz UID teşkilatı olarak sizin yanınızdayız dedik. Ve bu 25 tane yazmış olduğumuz mektuba cevaplar geldi. Bize teşekkür edildi. UID teşkilatına teşekkür edildi. Aslında UID evet, teşkilatının dışarıdan görüldüğü gibi bir teşkilat olmadığını, bu süreçte nasıl bir aktif görev aldığını onlar da gördü. Bunlar bizim için sevindirici, sevindirici. Evet. Kolonya bahsetmişken, geçen de bir espri okumuştum. Çok hoşuma gitti. Yani yüzyılların Paris kokularına verdiğimiz paranın %10'unu kendi yerli milli üretimimiz kolonyalara vermedik ve bugün değerini daha çok anladık diye bir yazı okumuştum evet, da o aklıma geldi. Onu paylaşmak istedim. Bu arada bizi izleyen vatandaşlarımızın Murat Bey'e sorusu varsa yorum bölümüne yazabilir. Kendisine rahatlıkla sorabiliriz. Kendisi de rahatlıkla cevap verecektir mutlaka. Murat Bey, maalesef hepimizin hayatını çok fazla etkiledi. Sizin de planlanmış olan bir sürü faaliyetleriniz iptal oldu. Ancak
yavaş yavaş İsviçre'de de olağanüstü hal durumları kalkmaya başladı. Yeniden bir Evet. planlamaya başladınız mı tekrar? Yeniden vatandaşlarımıza yönelik hizmetleriniz devam edecek mi? Bahtiyar Bey, UID İsviçre Teşkilatı'nın bir özelliği vardır. Bu süreç olmasaydı bizim bir sloganımız da vardı. Bizde program iptali olmaz, sadece yer değişikliği olur diyorduk. Evet. Ama bu süreç sıkıntılı bir süreç olduğu için İsviçre'de de bu kısıtlama getirildiği için uymak zorunda kaldık. UID İsviçre Teşkilatı hiçbir zaman durmaz. Murat Şahin dursa bile, bunu gururla söylüyorum, Murat Şahin durmuş olsa bile UID İsviçre Teşkilatı'nın kadın kolları asla ve asla durmaz. Aynen. Yani çok aktif bir kadın kolları ekibine ekibimiz var. Bu noktada da ben çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Şu an mesela kadın kollarımız hiçbir şekilde durmuyor. Yani onlar elinden geldiği kadar vatandaşlarımızın yanında oluyor. Tabii ki bu süreç bittikten sonra önümüzdeki süreç için bizim planlamalarımız var. İnşallah büyük organizasyonlarımız bizim sadece iftar programıyla kısıtlı değil. İnşallah bu süreç Tabii. geçerse, yani bu süreçten sonra da bizim hanım eli sergimiz var. Onun dışında İsviçre'de farklı İsviçre'yi tanıyalım adı altında geziler düzenliyorduk. Sadece kendi ülkemizi değil, İsviçre'de yaşayan Evet. vatandaşlarımızı, yaşadığımız ülkeyi tanıtalım bazında bunları da devam ettireceğiz. Bu bahsettiğiniz gibi hanımlarımızın yaptığı hanım eli sergileri vardı, kültür gezileri, futbol turnuvası, gençlik kampları. Yani açıkçası bu korona virüsü salgını bu seneki faaliyetleri hep durdurdu maalesef. Evet. Bir vatandaşımızın bir sorusu vardı. Yaz biletlerini erken aldık. İptal olacak mı? Murat Bey buna da bir el atsa diye yazmış. Ama yorumu kimin yazdığını göremedim tekrar. Şimdi Bahtiyar Bey, tabii ki biz bu yaptığımız işlerden bahsederken burada bizim teşkilatımızın bir önceki dönem başkanı Zafer Sırakaya Bey'in çalışmalarını Evet. unutmamak gerekiyor. Özellikle bu süreçte cenazelerin Türkiye'ye gitmesi sürecinde, Türkiye'deki sıkıntılar sürecinde bizim teşkilatımız aracılığıyla da vatandaşlarımızın birçok problemini Türkiye'de çözdük. Herhalde siz de yakından takip ediyorsunuz. UID teşkilatı olarak da bütün Evet. Avrupa ülkelerinde, birkaç Avrupa ülkesinde de büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımızla beraber Türkiye'deki yetkililerimize ulaşarak buradaki sıkıntılı vatandaşlarımızı Türkiye'ye de gönderdik. Özel ambulanslar geldi. Bu çalışmaları UID teşkilatı yürütüyor. Bunun da bilinmesinde fayda var. Evet. Murat Bey, özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik İsviçre'de yaşayan toplumsal sorunlarını çözmek için bu yola çıktık diye bir iddianız var. Bu Evet. konuda çalışmalar devam ediyor mu? Veya ne gibi çalışmalarınız var? Bu konuda çalışmalar devam ediyor derken, tabii ki Bahtiyar Bey, çalışmalarımız devam ediyor. Türk Yok, şunu toplumunun kastettim. Mesela İslamofobiye yönelik bir çalışma var. Çalışmanız olmuştu geçmişte. Bu da bizim evet. toplumda bir sorun açıkçası. Kendimizi de tam net ifade edemiyoruz galiba. Bunu da siz dernek olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak daha rahat yapabilecek durumdasınız diye düşündüm açıkçası. Şimdi özellikle siz bahsettiniz, bugüne kadar birçok iş yaptık. Siz bahsettiniz, İslamofobi projesi
Avrupa'da evet. sivil toplum örgütlerinin sadece UID'nin değil, Avrupa'daki bütün sivil toplum örgütlerinin belki de yapmış olduğu ilk bir araştırmaydı. Özellikle evet. bu araştırmanın başında olan, bu projenin başında olan benim kıymetli abim Musa Acar'a da sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Bu İslamofobi araştırmasının çok güzel sonuçları oldu. Çok güzel sonuçları oldu. Bunları uzun uzun konuşmak gerekiyor. Uzun uzun konuşmak gerekiyor. Ama biz evet. bu araştırmayı yaptıktan sonra gördük ki meclis içerisinde birçok siyasi parti bu araştırmadan rahatsız oldu ve bunlar da bu işin içerisine girmeye başladılar. Tabii ki biz evet. araştırmayı yapmadan önce yaklaşık 2016-2017 yılında 15-16, 12 gibi vakalar gözüküyordu. Ama araştırmayı yapınca bu vakaların daha fazla olduğunu biz meydana çıkarınca tabii ki buradaki siyasi partiler de bu işin üzerine gitmeye başladılar. Bu noktada da yapmış olduğumuz çalışmanın ne kadar yerinde olduğunu bütün İsviçre'deki vatandaşlarımız da görmüş oldu. Evet, Murat Bey, ben yakınen kendim şahidim. Göçmen kökenli yabancıların gerek ulusal gerekse yerel seçimlerde oy kullanabilmeleri yönünde sizin büyük teşvik çalışmalarınız oldu. Eğitim alanlarında çalışmalarınız var. Vatandaşlarımıza yönelik özellikle bu çalışmaların devam edeceğinden benim şüphem yok ama daha etkili, daha verimli çalışmalar nasıl yapılabilir? Daha fazla sonuç alabilmek için özellikle. Şimdi biz burada yaşayan vatandaşlarımıza her zaman söylüyoruz. Bizim daha etkili, daha verimli olabilmemiz için özellikle buranın siyasi partilerinde yer almamız gerekiyor. Bu noktada vatandaşlarımızı gücümüzün, dilimizin yettiği kadar teşvik ediyoruz. Gidin buradaki siyasi partilere üye olun. Üye olun. Siyasette Bahtiyar Bey, siyasette varsanız varsınız. Siyasette yoksanız yoksunuz. Şimdi evet. özellikle bizim burada yaşayan vatandaşlarımızın şikayetleri oluyor. Şikayetleri oluyor. İşte İsviçre hükümeti bizim hakkımızda böyle düşünüyor, şöyle düşünüyor. Aslında suç onların değil. Hani İsviçre hükümetinin değil. Suç bizim. Adı Türk ama arka tarafı karanlık insanlar bizi Berlin parlamentosunda temsil ederse bizim hakkımızda ne söyleyeceklerini aşağı yukarı herkesin tahmin Malum, etmesi evet. gerekiyor. Yani şimdi ben bir arkadaşı soracaksam eğer ilk önce kime sorarım? Yanımda kim varsa ona sorarım. Şu andaki durum pozisyon da bundan ibaret. Başarılı olmamız lazım. Siyasette var olmamız lazım. Bizim birçok girişimlerimiz oldu. Sizin de bildiğiniz gibi geçmiş dönemde 2013 yılında yaklaşık buradan Türkiye'ye 20'ye yakın gazeteci ve milletvekili Türkiye'ye götürdük. O dönem evet. başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşturduk. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp konuştuktan sonra bazı düşünceleri değişti. Tabii ki buradaki gazetecilerin, milletvekillerinin bazı düşünceleri değişti. O dönem güzel bir dönemdi. Yalnız daha sonra o dönemi bir adım daha öteye götüremedik. Bir adım daha öteye evet. götüremedik. Ama inşallah buradaki sivil toplum örgütleriyle bir olursak, beraber olursak bunları başaracağımıza, tekrardan bu güzel tabloları göreceğimize eminim ben. Bu konuda özellikle ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi konularda, mücadelelerde birlik beraberlik olması gerektiğine hepimiz hemfikiriz zannedersem. Çifte vatandaşların haklarının tanınması yönünde de sizin çalışmalarınız oldu geçmişte.
buradan vatandaşlarımıza bu konuda sizin söylediklerinize ilave olarak çağrıda bulunalım. Eğer siyasete girebilmeler için önce İsviçre vatandaşı da olmaları gerekiyor. İsviçre vatandaşlığının, İsviçre'de yaşayan bir Türk vatandaşının İsviçre vatandaşlığını alması Türkiye'deki hiçbir hakkını kaybettirmiyor ki. Özellikle benim yazdığım bir haber vardı 1-2 yıl önce. İsviçre vatandaşlığını alan göçmen bir kişinin yıllık ortalama 5000 frank civarında kazancı da artıyor. Aynen. Hani gerek sigortalarda, gerek primlerde, gerek başka konularda vatandaşlarımızın bu konuları bilmeleri gerektiğine inanıyorum açıkçası. Sizin de bu konuda bilgilendiriyorsunuz zaten herkesi. Murat Bey, sizin UİD teşkilatının yanı sıra bir de iş adamısınız. Bir iş adamı sıfatınız var. Kendinize ait Schlieren'de, Zürich'te bir marketiniz var. Bu dönemde sınırlar kapandı. Biraz önce ilk başta sohbetimizde dediniz ki bizim kazancımızın %50'si Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya gidiyormuş gibi bir söylemde bulundunuz. Bu konuda vatandaşlarımıza bir çağrınız olacak mı? Kötü günlerde sizler varsınız ama iyi günlerde vatandaşlarımız dışarıya gidiyor. Bahtiyar Bey, öncelikle bu süreçte ben MÜSİAD İsviçre'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu COVID sürecinde MÜSİAD İsviçre bütün esnafımızın yanında oldu. Ben aynı zamanda MÜSİAD İsviçre'nin de üyesiyim. Bu noktada bu sıkıntılı süreçte MÜSİAD İsviçre güzel işler yaptı. Güzel işler yaptı. Bütün esnafı bilgilendirdi. Biliyorsunuz birçoğumuz burada esnaflık yapıyoruz. Birçoğumuz burada ticari işlerin içerisinde olabiliriz ama birçoğumuz kanunları çok da iyi bilmiyoruz. Bu noktada MÜSİAD buradaki esnafımıza üyesi olsun ya da olmasın esnafımıza ciddi derecede bu desteği verdi. Bu noktada MÜSİAD Başkanı Şeref Yıldız Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet, su gider kum kalır. Biraz önce öyle dediniz ya vatandaşlarımıza ne demek istiyorsunuz? Su gider kum kalır. Evet, kum kalır. Esnaflar olarak buradaki esnafları desteklemeleri bana göre en doğrusudur. En doğrusudur. Çünkü İsviçre'deki Türk iş yerlerinde özellikle marketlerde hiçbir ürün sıkıntısı yaşanmadı. Bu noktada da evet. Bu ürünleri tedarik eden toptancılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Demek ki bu süreçte Türkiye'den gelen malların tedarikinde sıkıntı yaşamıyorduk. Yeterli kadar stoğumuz vardı. Zaten bu süreçte sıkıntı yaşamadığımız tek ürün yelpazesi Türkiye'den gelen ürün yelpazesiydi. Şu son dönemlerde biraz böyle sıkıntılı gibi gözükse bile onun sıkıntısı da sadece Türkiye'den ulaşım noktasında bir sıkıntı var. Yani gelen tır, evet, dönüşte şoförünün 14 gün karantinada kalması falan filan, bunlar biraz sıkıntı. Onun dışında İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımıza benim tavsiyem buradaki esnafı desteklemeleri. Yani sonuçta Almanya'ya, Fransa'ya, farklı bölgelere gittiklerinde inanın o gidip geldiklerindeki benzin parasına değmiyor. Yani İsviçre'deki marketlerdeki ürün yelpazesinin Almanya'daki ürün yelpazesiyle arasında çok çok büyük bir fark yok. Fark olan tek şey sadece et ürünleri. Et ürünlerini de zaten bir kilodan fazla getiremiyorlar. Bunun evet, içinde değmez diyorum. Evet. Bir ses geldi gitti galiba. Evet Bahtiyar Bey. Ben duyuyorum. Tamam. Burada arkadaşlarımıza çağrıda bulunalım bizi dinleyenlere. Yani zor, biraz önce dediğim gibi zor günlerde sizler varsınız.
iyi günlerde Almanya'da veya diğer esnafları desteklememek gerektiğine ben canı gönülden inanıyorum. Ürün sıkıntısı çekmedik dediniz ama vatandaşlar bütün İsviçre genelinde hep de marketlere hücum ettiler. Bu kurallar, yani mesafe kuralları özellikle satış esnasında uygulaması neredeyse mümkün olmayan bir şey marketlerin içerisinde. Çünkü insanlar çabuk alışveriş yapmak istiyor fakat öbür tarafta kurallar var, uyulmuyor. Bu konuda endişeniz var mı? Yani bize de bulaşır, Bahtiyar çalışanlara Bey, da bulaşır gibi. Bahtiyar Bey, yaklaşık bütün Türk iş yerleri, Türk marketleri gerekli önlemleri aldılar. Bu kurallara uyulmuyor evet. Derken evet bizim bazen kendi vatandaşımıza laf anlatmakta güçlük çeksek bile onlar da alıştılar. Biz mesela şu anda evet. Ben Şilirem'deki iş yerime 20 kişiden fazla alamıyorum. O 20 kişi çıkınca eksildikçe bir kişi. Onun dışında dezenfekte ilaçlarımız, eldivensiz zaten çalışmıyoruz. Bunun dışında hı hı. Biz İsviçre'de yaşıyoruz. Yani bu kurallara herkesin uyması gerekiyor. Çok sıkı kontroller var. Ben kendim mesela 4-5 defa kontrol edildim. Acaba 20 kişiden fazla alınıyor mu? Acaba içeride fazla kişi var mı? Bu 1,5 metre, 2 metre abstanta uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Bu kontroller yapılıyor yani İsviçre'de. O yüzden vatandaşlarımız da alıştı. İnsan her şeye alışıyor, Bahtiyar Bey. Evet. Marketlere maalesef hücum etmeye devam ediyor halkın. Yani dün akşam bir arkadaşım not olarak belirtmiş. Akşam saatlerinde marketler full dolu. Türkiye'deki gibi bir sokağa çıkma yasağı olsaydı herhalde daha da büyük bir sıkıntı olacaktı İsviçre'de. Yani Türkiye'deki gibi sokağa çıkma yasağı olsaydı bir aşırı derecede bir yoğunluk olur muydu? Evet olurdu. Bu şeyin COVID sürecinin ilk başladığı günlerde o sıkıntıları yaşadık. İnanın evet. eve gitmediğimiz günler oldu. Yani gıdaları tekrar reyonlara yerleştirmek eve gitmediğimiz günler oldu. Maalesef zor günler geçiriyoruz Murat Bey. Allah size de kolaylık versin. Amin. Vatandaşlarımıza Amin. Da kolaylık versin. Yani şimdi şöyle bir durum var açıkçası. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Sizin bu konuda teşkilat olarak olsun veya bir market sahibi olarak, bir iş adamı olarak bir tavsiyeleriniz veya bir öngörüşünüz var mı? Şimdi özellikle ben bu sürece şöyle değinmek istiyorum. Bu bana göre silahsız 3. Dünya Savaşı. Yani savaş günümüzde de gördüğümüz gibi sadece silahla yapılmıyormuş. Bana göre, benim tahminlerime göre 3. Dünya Savaşı. Bu noktada biz teşkilat olarak, ben öncelikle teşkilatımdaki bütün kardeşlerime öncelikle sağlıklarına dikkat etmelerini tavsiye ettim. Ve her günde kendilerini arayıp sordum. Bu süreçte teşkilatımızın içerisinden de bu hastalığa yakalanan kardeşlerimiz oldu. Ama çok şükür elhamdülillah hepsi atlattı. Önümüzdeki süreçte neler olur? Bunu açıkçası kestirmek mümkün değil. Benim sadece öngörüm bu silahsızlığı 3. Dünya Savaşı. Önümüzdeki süreçte sadece şu olabilir. Yani ülkemizde yapılan, şu anda ülkemiz bu süreci en iyi yönetenlerden bir tanesi. Yeterli derecede hastanesi, yeterli derecede yoğun bakımı. Hani önceden bazıları niçin bu hastaneler yapılıyor falan filan dediyse de işte bugün gördük. Yani bu süreçten sonra sağlığımıza dikkat etmek zorundayız.
Tabii ki bu COVID sürecinin özellikle de üzüntülü anları da var. Sağlıklı da olsan bu COVID bulaşmasa bile insanlarla mesafeli duruyorsun. İnsanı en çok üzen tarafı o. Yani evet. Bir arkadaş ortamı kalmadı. Dost, akraba ilişkisi kalmadı. Artık herkes birbirinden şüphe eder halde. Bu süreçte bu COVID'le alakalı aşıyı beklemekten başka bir çaremiz yok bana göre. Yani bunun bir tıbben bir şeyinin tabii bulunması gerekiyor. Doğrusunuz. Murat, zaten bu aslında hem Türkiye'den hem İsviçre'de sevindirici haberler geldi. Bugün ilk defa İsviçre'de enfekte olan sayısı 100'ün altına düştü. Evet, test sayısı az yapılıyor gibi büyük bir eleştiri var ama insanlar da şikayetçi olup hastaneye gitmedikten sonra neden test yapılsın ki? Türkiye'de de ilk defa 2000'in altı dün düşmüştü, bugün daha da düştü. Test sayısı da düştü. Zannedersem yaz aylarına doğru bu rakamlar çok daha aşağıya inecek gibi duruyor gözüküyor açıkçası. Mesela bugün Türkiye'de vaka sayısı 1670 olarak açıklandı. İsviçre'de 88 olarak açıklandı. Yani binlerden, 1200'lerden, 1300'lerden İsviçre'de 88'e düştük. Türkiye'de de 4000, 5000'lerden 1600'e düştük. Şimdi tabii ki bu noktada geldiğimiz nokta geçmişe nazaran, geçtiğimiz o ilk günlere nazaran çok sevindirici. Çok sevindirici. Tabii evet. Bu noktada burada yaşayan vatandaşlarımıza da sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Yani İsviçre sağlık çalışanların da elinden geleni yaptı. Bu noktada hakkını yiyemeyiz. Biz bazen sosyal medyadan takip ediyoruz. İşte kontrol edilmedik, şunu edilmedik. Bize test yapmadılar, şunu yapmadılar, bunu yapmadılar. Yani böyle şeyler hoş şeyler değil. Doğru şeyler değil. Yani burada İsviçre hükümetinin, İsviçre sağlık çalışanlarının, İsviçre Sağlık Bakanlığı'nın da hakkını teslim etmek lazım. Sizin aracılığınızla onlara da çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Murat Bey, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim size. Sizi mübarek Ramazan gününde daha fazla yormak istemiyorum açıkçası. Ben teşekkür ediyorum Bahtiyar. Umarım bizi izleyen vatandaşlarımıza da bir önemli bilgiler vermiş olduk. Sizi tanıtmış olduk. Sizi tanımış oldular. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak benim burada yaşayan vatandaşlarımıza söylemek istediğim bir şey var. Biz bir olursak, iri olursak, beraber olursak her şeyin üstesinden geliriz. Önemli olan bu süreçte bir olmak, beraber olmaktır. Ve onun dışında bu süreçte, bu COVID sürecinde kim bu hastalık üzerinden siyaset yapıyorsa şunu da bilmesi lazım ki hastalık üzerinden siyaset bugüne kadar hiç kimseye şifa olmamıştır, olmayacaktır da. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu gibi biz bize yeteriz. Buna ek olarak biz bize yeteriz, biz dünyaya da yeteriz. Aynen. Size ve Sayın Cumhurbaşkanımıza %100 katılıyorum bu konuda. Evet. Murat Bey, çok çok teşekkür ederim size. Kıymetli bilgiler verdiniz bize. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok sağ olun. Ben de sizlere ve bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Rabbim bize Ramazan bayramı yapmayı nasip eder.
Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah. Bizi izleyen vatandaşlarımıza, takipçilerimize, okurlarımıza da bizi izledikleri için çok çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun.